Merhaba arkadaşlar. Evdeki Çiçeklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün bu mis kokulu sümbülün ne zaman ekileceğini, nasıl bakımının nasıl yapılması gerektiğini anlatacağım. Ama önce lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Sümbül hakkında soracağınız bütün sorularınızı bildiğim kadarıyla cevaplandırabileceğim arkadaşlar. Bu açmış olan bir sümbülüm. Çok güzel, mis gibi kokuyor. Halen de açacak. Şurada tepesinde minik minik halen açmaya hazırlanan çiçek tomurcukları var. Bunlar da açacak sırasıyla. Yeni daha 2 gün oldu açmaya başlayalı. 2 günde bu kadar açtı. Ortasındaki şu hatta renksiz yeşil gibiydi. İlk şurası gibiydi. 2 günde şu şekli aldı ve açmaya başladı arkadaşlar. Sümbülümüzün nasıl bakılması gerektiğini anlatacağım size önce arkadaşlar. Sümbülümüz içeriği sıcak yeri sevmez arkadaşlar. Ben videosunu çekmek için şu an burada masanın üzerinde tutuyorum. Getirdim içeri mutfağa. Ama soğuk havada eğer biz ev içerisinde yani apartmanlarda oturup da evde sümbül besleyeceksek bu bitkiye bakacaksak soğuk yere, balkona ya da kapalı camlarınız varsa o camın önüne koyup gündüzleri camı kapıyı açıp soğuğu hissetmesini sağlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, cam önüne koyabilirsiniz. Geceleri camınızı kapatır, gündüz açıp soğuğu hissetmesini sağlayacaksınız. Bu şekilde daha kolay bakabiliriz bu çiçeklerimize, sümbüllerimize, nergizlerimize apartmanda bakıyorsak, eğer balkonda koymuyorsak bu şekilde de iç mekanlarımızda durmasını ve güzel görünmesini ve kokusunu duymak istiyorsak bu şekilde bakabiliriz. Hafif güneşi sever, yarı gölge gören bir yerde bakmamız lazım sümbüle. Hiçbir şekilde klimalı, soba yanan bir odaya getirtmeyeceğiz, koymayacağız bu çiçeğimizi arkadaşlar. Sümbülümüzü, bu bitkimizi sonbaharda ekimini yaparız arkadaşlar. Ya da bir yıl önceden ekilmiş saksıda soğanımız varsa bu çiçeğimizin sonbaharda sulamaya başlıyoruz. Yani yazlar bitip soğuk hava başlayacağı zaman sonbaharda sulamaya başlıyoruz. Hafif hafif 10 günde bir sulamaya başlıyoruz. Haftada bir derken yapraklanmasını, şu güzelim yeşil yapraklarının topraktan çıkmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Bu bahar ayında yani kış çıkarken açmaya başlayan bir çiçeğimiz. Toprağı ise humuslu sıkan bir toprak değil. Soğanını sıkmayan, gevşek, su tutmayan bir toprağa ekimini yapıyoruz. Ekeceksek ya da bu çiçeğimiz olduğu toprak bu şekilde olması lazım. Yapraklıyken haftada bir veya 10 günde bir sulayacağız bu çiçeğimizi. Çiçeğimiz açtığı zaman suya ve neme daha fazla ihtiyacı var. Çünkü çiçeği açacak ve mis gibi kokular saçacak odamıza, evimize. Bu nedenle daha fazla suya ihtiyacı var. Bu çiçek sapının suyu daha fazla ihtiyacı var, emmeye var. Gördüğünüz zaman bir bakacaksınız bu şekilde. Oldukça kalın suya ihtiyacı var. Ama bu ince yapraklarımızın aşırı su tutmadığı için aşırı sulamaya gerek yok. Ama çiçek sapını gösterdiği zaman, açmaya başladığı zaman, o sapı çıktığı zaman haftada 10 günde bir suluyorsak 2 günde, 3 günde bir, hatta gün aşırı toprağımızın durumuna göre sulayacağız. Ama çok sulayıp, aşırı sulayıp da soğanımızı da çürütmeyeceğiz. Altı bol delikli bir saksıya ya da benim kullandığım gibi geri dönüşüm bir saksısına ihtiyacımız vardır bu çiçeğimizin. Sümbül bütün gücünü soğanından alır arkadaşlar. Aşırı su soğanı çürütür. O nedenle ekstra bir bakıma ihtiyacı yok. Toprağı kuvvetli, geçirgen, torflu bir toprağımız varsa zaten kendi gelişimini tamamlayacaktır. Yaz başında, ilkbaharda da
açmaya başlayacaktır bu çiçeğimiz. Saksısı da soğanın büyüklüğüne göre. Benim çiçeğimin soğanı oldukça büyük. O nedenle bu şekilde iri açıyor arkadaşlar. Bu bunun ikinci yılı. İlk yılında şu an baya bir bol açtığını görüyorsunuz ama bunun ilk yılı benim aldığım zaman ilk yılı daha doluydu. Daha bir sıktı. Şurasında görürseniz çiçekleri az. Burada yok. Oldukça seyrelmiş. Önümüzdeki yıl daha da seyrelecek bu çiçek verimi azalacak. Yani sizin elinizde de daha önceden ilk yılında çok verimli bir sümbülünüz varsa, bu şekilde çok açıyorsa bir sonraki yıl azalacaktır arkadaşlar. Bunlar çünkü genetiğiyle oynanmış. Zaten çok sık açılsın diye bir elde edilmiş bir sümbül bu. Yabani sümbüllerimiz genelde incecik tek saplı olur. Etrafında seyrek seyrek daha minik açan çiçekler olur. Dağlarda olur genelde, taşlık yerlerde dağ sümbüllerimiz olur. Renk aynı bunun da, o dağ sümbüllerimizden, ama bu artık oynanılmış bir sümbül. Benim sümbülüm az açıyor, sebebi ne diye soranlar için bunu anlattım. Yani yıl geçtikçe sümbülümüz açması azalacak. Bu da size bir küçük bilgi olsun. Elinizde var da az açıyorsa nedeni bunlar arkadaşlar. Evet, bu ikinci yıl olduğu için yanı başında minik de bir yavrumuz var. Bu yavrumuz bu yıl açmayacaktır. Çünkü daha bir yavru, küçük. Belki önümüzdeki yıl yine aynı bir şekilde, aynı saksıda duracak bu. O zaman açabilir. Bunun soğanı çiçeğimiz yazbaşı kuruduktan sonra yapraklarda kuruyacak. Bu yavruyla birlikte duracak arkadaşlar. Ayırmayacağım. Daha yavrumuz küçük. Bu ne zaman açarsa bu açtığı yıldan sonra ayıracağım o soğanından bu yavruyu da. Benim sümbülüm de bu şekilde bir taneyken iki tane olmuş olacak arkadaşlar. Siz de bu yanındaki yavrumuz gelişimini tamamladıktan sonra ayırın. Tek başınayken zaten daha açma zamanı gelmediği için açmayacaktır. Açma vakti geldikten sonra açtığı yıldan sonra ayırın. Yanındaki yavrusunu bir tane daha elde etmiş olacaksınız. Bunu ayırırsam hiçbir faydası olmayacak. Çünkü saksıda sadece yaprağı büyüyecek, açmayacak. Evet, sümbül için bunları anlatıyorum. Bildiklerim. Değişik değişik çoğaltma şekli var bu sümbülümüzün. Tohumu alınabilir ama tohumu çok uzun yıllar sonra çoğalıp açacağı için o çok uzun. Bizim ev hanımlarının bununla uğraşacağını sanmıyorum. Belki sümbül üreticileri falan bununla uğraşabilir. Ama bir deneyecek olan varsa sümbülün tohumunu alabilir bu çiçeklerinden. Ektiğiniz çıkmaya tutmaya da bilir. Çünkü bunlar aşılı bir sümbül olduğu için belki tohumu fış denilen, yani boş bir tohum da olabilir. Böyle de deneyebilirsiniz. Ya da burada yavrudan bir taneyken iki yavrudan olacağı gibi çoğaltılabilir sümbülünüz. Ve soğanı keserek çoğaltılan var. Ben denedim şu an ama daha henüz oluşmadığı için bunu size gösteremeyeceğim. Oluştuktan sonra nasıl yaptığımı videosunu çekip sizlere anlatacağım arkadaşlar sümbülümüzün de. Yanı başında yeşillerimiz de nergiz arkadaşlar. Bunlar da önceki yıldan. Geçen yıl bu da açmıştı. Bu sarı nergizimiz. Daha henüz daha açmadı. Yanı başına öyle bu kedi tırnağını da koymuştum. Bu da nergizimiz arkadaşlar. Bunlar da nergiz çiçeğim. Bunlar da yine geçen yıldan. Bu da tekti. Ama bakın yavruları var bayağı. Sadece bir tane açmıştı. Şimdi yavruları çoğaldı ama yine duracak bu yavrular. Bu yavrular da açmaya başladıktan sonra bunları da ayıracağım. Sümbülle nergis aynı şekilde soğanlı bir bitki. Bakımı da bu şekilde. Bu şekilde sizler de ev içerisinde sümbül yetiştirebilirsiniz. Sıcağı sevmiyor. Başka bir isteği yok sümbülümüzün. Yeter ki soğuk bir yerde olsun.
İstediği ortam bu arkadaşlar çiçeğimizin. Sümbülün renkleri oldukça fazla. Beyazı var genelde, pembesi ve bu renkte mavi ile mor gibi mi? Lila. Mavi ile lila arasında genelde en çok bu tonu var ve pembe tonları var. Beyazı var. Gördüğüm benim en çok bu renkler var arkadaşlar. Çok güzel kokusu var. Evde en güzel kokan çiçeklerden bir tanesi ama astım olanlar genelde tercih etmiyorlar bu çiçekleri evde. Nefes alma zorluğu çektiklerinden bu koku da onları rahatsız ediyor. Çiçek alırken buna dikkat ederekten almamız gerekiyor. Yani evde en çok kışın kokulu olan çiçek sümbül çiçeği. Evet, sizler de bu şekilde sümbül çiçeği bakabilirsiniz. Çoğaltması da yine anlattığım gibi yavrudan yanı başından en kolayı. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Verdiğiniz desteklerden dolayı da sizlere çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.